Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir oturuşta, 5 oturuşta, 20 oturuşta, 30 oturuşta, 50 oturuşta, 3 ayda önemli değil. Fatiha'dan Nas suresine kadar Kur'an'ı bitirmeye hatim deriz. Hatim yapmak demek Allah'ın kitabını baştan sona okumakla şereflenmek. Böyle bir nimet sahibi olmak demektir. Hatim bittikten sonra Allah'ın razı olacağı bir iş yapılmış demektir. Hatimin özel bir duası gerekir mi? Hayır. Minel cinneti ven nas, sadakallahul azim, hatim bitmiştir. Ama faziletli, bereketli, güzel bir iş yaptığımıza göre bunu bir dua ile taçlandıralım mı? Güzel olur. Kur'an-ı Kerimlerin sonundaki dua olur. Türkçe bildiğimiz herhangi cümlelerden olur. Özel bir dua olur. Hadis-i şeriflerden olur. Çeşidi önemli değil. Ya Rabbim, bu Kur'an'ın okumayı bana nasip ettin. Sevabımı ziyade eyle. Ölmüşlerime rahmet eyle. Bana da ölünce rahmet eyle. Ana babama rahmet eyle. Günahlarımı mağfiret et der mümin. Neden? İyi bir ortam çünkü Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek, tıpkı cuma namazından çıkmak gibi bir şey. Ashab-ı kiramdan bazılarının hatim bitirdiği zaman çoluk çocuğunu toplayıp gelin çocuklar hatim bitirdim, hazır dua ortamıdır, dua edelim derlermiş. Ama Kur'an-ı Kerim okumanın farzlarından biri değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.